Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kanem sıkıntılar ekranımızı bulsun. 50'den köpürek Uyghur Şarkı Türkistan'a kaytırıldı. Zimistan torining 10 aprel bergen haberde malum buluşça, Xitayning Qingdao şehirde işlep atkan 50 netçi Uyghur Sharqi Turkistonga majburiy qaytarilgan. Xitoy tajovuzchilari yaqinda Qingdao shahrida ishlayotgan 50 nechta Uyg'urni ish chiqirdi degan bahona bilan majburiy Urumchiga qaytarib o'tgan. Mazkur Uyg'urlar Qingdaodagi ma'lum zavodda uzundan beri ishlab kelgan bo'lib, Xitoy doiralari oldingi yillari zavod mas'ullarini Uyg'urlarni ishlatmaslik haqida bir necha qatim yoshirin ogohlantirgan. Biroq zavodda ishlayotgan Uyg'urlarning mas'uliyatchan chiqishqoq bo'lganligi İşçiler almıştırılsa zavuttaki işlep çıkarışkı təsir kıldıqallıqı sebeplik, zavut mesulleri onlarını sebepsiz iştin qoğulaşını xalımağan. Xitay dairleri her xil bahaneler bilen zavut mesullarığı besim işletken. Hatta Uyghurlarını işletken zavutni etrafıdaki tamlarığı 40 min yuan kımmetideki tikellik sim ornatışkı mecburlap, zavut maliyasını artıqçı çıkımdar kılgan. Ahirada Xitay sakçileri yakında Qingdaoda ötküzüldüğün herbi maniverini bahane kılıp, Zavut mesullarga 50 netçi Uyghurni davamlıq işiltişki qat'i bolmaydıqallıqını aşkarı eytip, ularını Urumchiga qaytırıp etken. Şarkı Türkistan hayeti Xalqara Arab Akhbarat Merkezini ziyaret kıldı. 8 aprel Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi ve Ma'arif Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan Ulumalar Birliği Muavin Reisi Sirajiddin Azizi, ve birlikten davet grubusun Habibullah Kusani ve Mahmutcan Damullam Qatarlıqlarının teşkilengen bir hayat, İslam dünyasında Şarkı Türkistan meselesini tunutuş, devlet oruları, ictimai teşkilatlar ve cemaat erbapları ve Arap cemiyetinin kollayışını kolluğu keltiriş için başlayan diplomatiya hareketinin devamı sübti de Kuveyt'e yitip vardı. Hayat 10 aprel Kuveyt Xalqara Arapçı Teşviqat Merkezi El-Mujtama Jurnali Kuveyt Strategilik Düşünce Merkezini ziyaret kıldı. Ziyaretde hayat Xitayning Sharqi Turkistonda yurgizib atgan İslam diniga ve Müslümanlarga qarshi jinoiy qilmishlarini ve Xitayning Sharqi Turkiston xalqini lager ve türmelerde qirg'in qilayotganligini tafsili tunishtirdi. El-Mujtama jurnali 1970 yili qurilgan bo'lib, qurilgandan buyon Sharqi Turkiston masalasini Arab Islom dunyosiga tunishtirishga e'tibor berib kelgan tashviqat o'rinlaridan biri. Çinchuang'a bastırışqa yeni bir isim koydu. Xitayning Tangliq to'g'ridagi xabarda bildirilishicha, Xitay markaziy hukumatı atalmış qari kuchlarni tozalash va razillikni tugutish 21-ci nazorat guruhisini yaqinda Sharqi Turkistonga o'rinlashtirgan va 9 aprel kuni Urumchida safarvarlik yig'ini ochilgan. Atalmış Uyg'ur Abnum rayonining partikom sekretari Çinchuang'a safarvarlik so'zi qilgan bu yig'inda siyasi o'rinni yuksaldirish, muqimlikni mustahkamlash chaqiriqini ta'kidlagan. Yig'inda 5ni birlashtirish va 4ni umumlashtirish qatorliq ko'ni shuarlardan boshqa yana shakli bir oz yangilangan masala bayqash, masala tekshirish, masala tadqiq qilish, masalani bartaraf qilish qatorliq shuarlarni o'tirg'i qo'ygan. Sharq Turkistonda 2015 yili yozlarda elib berilgan masala topshirish to'lqinida 100 minglarcha kishi o'zlarining normal diniy faoliyatlarini mo masala sifatida topshirishga majbur bo'lgan va turmalarga tashlangan edi. Xitoy doiralari uning orqasidanla kadrlar orasida mo masala topshirish harakati qo'zg'an va bu harakatda mo bir turkum Uyg'ur kadrlarining masalasini o'zligidan ma'lum qilganligi xabar qilingan edi. Ma'lum bo'lishicha bu qatimqi atalmish qari kuchlarni tozalash yig'inidagi eng yangi o'tirg'i qo'yilgan narsa muhofazat kulligini yo'qotish shuori bo'lib bu şuarının atalmış 200'lümekilerine karıtılganlığı peres kılınmakta. Malum bulgandak Şarkı Türkistan'da ahırkı 2 yılda atalmış 200'lümekilik bilen ayıplengen Nurgun Uyghur emeldarlar atalmış 3 xil küşlerine kanat astığı alganlığı yani onlarga muhafizet külleki bulup bergenliği üçün cazalanğan idi. Tanrıtaq Toru'nun haberde Qarı Cemiyetke Karşı Küreş Dolğununun Şarkı Türkistan'da bu yıl 8 aprel'den 25 mayıqıcı devam kılıdığanlığı bildirildi. Sudan armiyesi herbi özgürlüş elip vardı. 11 aprel haberiyette torudu bildirilişçe Sudan armiyesi devlet televiziya istansisi binasını korşavga elip algan.
Xəbərdə armiyanın prezident Ömər Əl-Bəşir və hökumətini vəzifədən elib daşlaşını qərar qılğanlığını uxturğanlığı. Sudan televiziya kanalının bildirişçə, Sudan armiya tərəf qısqı vaqt içində mühim bir bayanat elan qıldığan bolub, xəbərdə yana hakimiyyət peşidəki Milli Qurultay partiyasının bir qism liderlərinin nazarat astığı elinğanlığı bildirildi. Ötken yıl 19 dekabrda nan bahasının östürülüşüden kin Nil qırğığı buyuğu jaylaşqan Atbela qatarlıq bir qanç şəhərde başlanğan namayışlarının piltisiga iqtisadi səbəblər ot tutaşdırğan bolub, qısqı vaqt içində paytaxt Xartumdan başlap bütkül Sudan miqyasında dövlətinin tüzümüge qarşı narazılıqqa aylınıp ketkenlik səbəbidən axırqı nəticədə armiya müdaxilə qılışqa başladı. Hindonoziyada yüz bergan su apti iğir talapet yetküzdi. Hindonoziyanın Gharbi Java ölküsüde Muşi haptinin başlarıda yüz bergan su apti de 24.813 kişi talapetke ufşurdu. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe Hindonoziya ciddi ahvallarga takabül turuş komandalık merkezinin bayanatçısı Sutupo Puruvo Nugroho su apti de iğir talapetke ufşurgan Java ölküsüge karşılık Bandung şehri ve etrafıdaki rayonlardan 700 kişinin bexatar joylarga o'rinlashtirilganligini. Butkul apat rayonida 24813 kishining talofatga 8271 qurilishning ziyonga uchirganligini eskertish bilan bir vaqtda 22-aprilgacha jiddiy holat e'lon qilingan rayonda apatga uchirganlarga yordam berish faoliyatlarining davomlashayotganligini ta'kidladi. Hindoneziyaning Papua o'lkasida oldingi oyda yuz bergan suv apatida 100dan ortiq kishi qaza qilgan edi. İgilinçe tropik belvaq iqlimağı kiradığan ve pesillik yamğur miqtarı köp bolğan Hindonoziyada yıl boyu su ve yer köçüş apetleri yüz berip durduken. Türkiye nime üçün Rusiyadan başqurulduğan bomba seti valıdı. Türkiye Taşkışlar Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu Amerikanın vatanperver namlıq başqurulduğan bomba setiş doğrusunda kapaleti yoxluğunu. Şunu satmasa Rusya'dan S-400 setivelinişi mümkünlükini etti. Türkiye Avazi Radyosu haberde bildirilmişçe Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri bir hususi televiziya kanalında bayanat ilan kılıp, ötken haftadaki Amerika ziyareti de Türkiye'nin nemi üçün S-400 setivelişki mecbur ihkerlikini çöndürgendiyken, Amerikalık mesullarının işinin bundak ihkerlikini bilmeytuk digerlikini bildirdi. O Türkiye'nin S-400 setivelişinin NATO azalıqı zit emestikini eskertip, NATO'ya aza bazı devletlerde S-300 varlığını hatırladı. O S-400'lerinin F-35 küreşçi ayruplarlarına tehdit şekillendirdiğallığı doğrusundaki kararlar üstüde toxtaldı. O Türkiye'nin Amerika'ya S-400'lerini birlikte tekşürüş teklifini sunuğallığını etti ve mundaq dedi. Mutakassislerden teşkillenen bir tekşürüş grupisi kuraylı ve bu grupa F-35 katarlıq başka NATO sistemlerine tehdit şekillendiremde yok mu? Bunu tekşüreyle dedik. Türkiye'nin kontrollüqüde buluduğun bir sisteme kandaklarca tehdit payda kılsın. Tekniki heyeti teklifimizge hazırca cevap gelmedi. O Türkiye'nin iyilik hukukluk devlet ikerlikini, kararlarını özünün beyrediğallıqını tekitlep, Amerika'nın tohtumay imbargo toğrısıdı gəp kılgallıqını bildirdi. Çavuşoğlu yeni sözü de ittifaktaşlıkımızı ziyan salgan ulardır. Ular terörlük teşkilatı YPG, PKK bilen hemkarlık ornutup, İttifaktaşlıkımızga ziyan saldı dedi. O Amerika Taşkışlar Ministeri Mike Pompeo'nun Amerika'nın Türkiye'ye vatanperver setiş kapaletinin yokluğunu etkallıqını eskertti ve mundaq dedi. Amerika vatanperver satsa alımız. Eğer satmasa ikinci S-400 ya ki başka hava kalkan sistemisi setivelişimiz mümkün. Bırak bizden ciddi ihtiyacımız var. Turuvatkan yerimiz gül bağçısı emez. O yana Mike Pompeo'nun eğer Türkiye S-400 eliştin vazgeçmese F-35'ni vermeyimiz diyen sözüge cevap kaytırıp, eğer Amerika vermese ta ki özümüz işlep çıkar koca, onu mu başka devletlerden alımız diyen ibareler bilen Rusya'nı işaret kıldı. Ve F-35'nin üskünülerini yasak uçular içi de Türkiye'nin mi varlığını eskertti. Bizim şimdi yeni uçaklara ihtiyacımız var mı? Var. F-35 olmazsa, ben yine ihtiyacım olan uçağı herhangi bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendim üretinceye kadar. Amerika satarsa Patriot biz alırız. Ama Amerika Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci bir S-400 de alabiliriz. Ya da başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz. Ama benim acil ihtiyacım var. Benim bulunduğum bölge dikensiz bir gül bahçesi ya da cennetten bir bahçe değil ki. S-400'ü
aldığımızı ve bunun bitmiş bir anlaşma olduğunu net bir şekilde söyledik. Bu bir. İkincisi, sürekli KATSA'dan bahsediyorlar, yaptırımlardan. Biz bu anlaşmayı KATSA kararından önce imzaladık. Esas müttefikliğe zarar veren onlardır. Biz bunu laf olsun diye bu kadar parayı kozmetik bir ürün için vermiyoruz ki. Patriot vereceklerinin garantisi yok. Sorduk. Bu ziyarette de sordum. Pompeo'nun kendisine sordum. Patriot satma garantisi veriyor musunuz dedim. Hayır, veremiyoruz dedi. Başkan yardımcısı Pence'in Türkiye'ye bizim teklifimizi reddetti açıklaması da doğru değil. Dördüncü uçak da teslim edildi. Dolayısıyla yani karamsar olacak bir durum yok. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.